düşünce kuruluşu İBSB ve TGTB'nin fuarında. Evet. İki gündür buradasınız. Fuarı nasıl? Anlıyorum. İBSB uluslararası fuarda aslan seçkin yerini almış olup 2000 süreç içerisinde en aktif STK olarak önü çarpmıştır. Bunu dostlarımızdan duyarak biz de onu duyuyoruz, bunu duyuyoruz, seviniyoruz. Aslan İslam milletlerinin refah seviyelerinin yükseltilmesi, külli bir irade altında hak ettikleri yeri almaları üzere, almaları maksadıyla ortaya çıkmış, ilgin maksatları olan uluslararası kuruluştur, bir düşünce kuruluşudur. Batı'daki örneklerinden çok daha ünlü maksatlara, amaçlara sahiptir. Ve Türkiye'nin dış politikası, savunma politikalarıyla eşdeğer, paralel oluşumlar içerisindedir. Aslan bu haliyle halkımızın büyük beğenisini kazanmakta ve bizlere olan destekleriyle biz de kendimizin ufkumuzu güçlendirmiş oluyoruz. Peki. Geçtiğimiz yıl yine Aslan HDSB'nin fuarındaydı. Bu fuarda geçtiğimiz yıl katılımla bu yıl katılım noktasına baktığımızda Aslan'a karşı ilgi nasıl? Aslan geçtiğimiz yıla göre adaleti savunanlar statik araştırmalar merkezi açıldığımız. Geçtiğimiz yıla göre daha çok tanıdık. Geçtiğimiz yıl 2007 Kasım ayının 23-24'de yapmış olduğumuz İslam ülkelerinin ortak yönetim sistemiyle ilgili temaya müteallik kongremizden sonra büyük bir atılım gerçekleştirerek kendisini hem dünya hem Türkiye kamuoyunda tanıttı ve bunun yansımaları, yankıları bir hayli geniş oldu. Bu sene de Kasım ayının 1 ve 2'si tarihlerinde icra etmiş olduğumuz İslam ülkeleri ortak ekonomik sistemler temalı kongremizde de büyük bir teveccüh aldık. İslam ülkelerinin büyük bir çoğunluğundan çok sayıda İslam alimi, ekonomi, iktisat üzerine konuşmalar yapmış olan akademisyenler bildiri sundular. Bu bildirilerin özetlerinden iktiva edilen, çalışılan deklarasyon metnimizle bugün itibariyle ziyaretçilerimizin beğenisini sunduk, görüşlerini aldık, istifade ettik. Geçtiğimiz yılda göre bu sene daha fazla bir beğeni aldığımızı görüyoruz. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Başarılar diliyorum. Sağ olun. Değerli izleyicilerimiz, canlı yayında sosyal medya üzerindeki yaptığımız açıklamalarda Assam Genel Başkan Yardımcısı olarak Ali Coşar Bey belki kendini ifade etmedi ama Genel Sekreter. Evet. Genel Sekreterimiz, ben de Genel Başkan Yardımcısıyım. İkinci Assam Uluslararası İslam Kongresi'ni geçtiğimiz günlerde icra ettik. Bu manada Türkiye'de belki İslam dünyasında ilk kez bir STK'nın bu denli bir organizasyona imza attığını tekrar altı çizilmesinde fayda var. Bugün sahada dolaştığımızda İslam ülkelerinin belki hep özlem duyduğumuz İslam İslam işbirliği mevzuatına hayran veya özlem duyduğumuz konularda baktığımızda ne yazık ki hep özlemde kalmışız. İnşallah bu fuarın şekliyle, sahadaki gördüğümüz şekliyle bir gün bunların gerçekleşebileceğine inanıyoruz. Bu kadar güçlü İslam dünyasının sahada karşılığı olmaması da bizi üzdüğünü tekrar altını çizmemizde fayda var. Assam'ın en önemli özelliklerinden biri bunu fiilen hayata geçirmek. Evet, koordinasyonu sağlamak. İslam işbirliği mevzuatında sadece sözde değil, yüzde değil, yüzeysel değil, hakikaten dünyayı kucaklayabilecek ve İslam'a hizmet edecek bir süreci başlatmak. Böylece ben tekrar teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum.